Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun süredir böyle tamir videoları çekmiyordum işte başıma gelince maalesef yapıyorum böyle şeyleri. Ee, farklı bir bilgisayarın RAM'i güçlüydü diye yani benim bilgisayarın iki kat hafızasıydı diye çıkardım o RAM'leri. Kendi bilgisayarıma takayım dedim şu RAM'leri. Hatta şöyle de göstereyim kaç GB olduğunu göz, görün siz. 8 GB RAM sadece bir tanesi, işte iki tane var 16 GB yapıyor. Ee, benim bilgisayarın toplam hafızası zaten 8 GB'tı. Ben de dedim ki çıkartayım dedim, işte kullanırım ondan sonra. Ben çünkü oyun oynuyorum, ee, hafızaya ihtiyacım var. Benim bilgisayarda çalıştı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Yalnız bu çıkardığım bilgisayarın yuvasına ben kendi RAM'lerimi takınca, Bilgisayarın e, fişini taktım ondan sonra işte çalıştırmaya çalıştım. Bir çığ yapıp durdu. Bunun sebebini araştırdım. Nedendir ne değildir işte bilgisayar bozuldu diye üzüldüm. Düşünüyorum yani anakartına hiçbir şey yapmadım. Ondan sonra işte piline dokunmadım. Ne bileyim yani hani zarar verecek hiçbir şey yapmadım ki. Zaten benim adetimdir. Elektronik devrelerde çok hassas davranırım ben. Hani e, zarar gelmesin diye elimden gelen her şeyi yaparım. ...düşündüm ne yapayım, ne edebilirim, ne yapabilirim diye... ...soketlerine falan işte baktım... ...soketlerine herhangi birisine mi zarar verdim diye... ...ondan sonra her tarafını kontrol ettim... ...işte bütün anakartlarını falan iyicene... ...araştırdım ki... ...RAM'leri laptopta değiştirdiğin zaman... ...laptop açılmıyormuş. İşte kimisininki açılıyor, siyah ekranda kalıyor... ...kimisinin işte ondan sonra... E, ...hiç başlamıyor, kimisi ondan sonra ne bileyim işte bir... Yazım modunda kalıyor bilmem ne falan. Ondan sonra ben onları pek fazla şey yapamıyorum. Açamam da e, bilimsel olarak. Onları bilgisayarcılar daha iyi bilir. Ben kendi evimde kendi kendime tamir öğrendim. Yani kendi dilimde konuşuyorum o yüzden. Tamirci dilimde. RAM'leri değiştirdiğiniz zaman bilgisayar işte açılmıyormuş. Bunu açmak için arkadaşlar bir laptopunuzun kasalı bilgisayarsa eğer kasalı bilgisayarınızın Hani ben e, normalde bir şey çıkartılıyor ama ben size tam yani kesin olsun diye hepsini çıkarttıracağım. İşte hard diskini, ondan sonra laptopunuz eğer laptopunuzun pilini, işte kasalı bilgisayar ve laptopta da şu geçerli hard diskinizi ondan sonra yani takılı olan her şeyi bunların hepsini çıkartacaksınız. En son geriye hafıza pili kalıyor. Şöyle netleştireyim hafıza pili. Ee, hafıza pilini de çekip çıkartacaksınız. Anakartınızda zaten bir şekilde duruyor. Ya şöyle bir köşede duruyordur. Bu köşe böyle bir şekilde bir köşede duruyordur. Ondan sonra veyahut anakartınızın üstüne böyle şeydir. Yapışıktır, monteldir. Sadece pil çıkıyordur yani tamam mı? Herkes de farklı olabilir o. Bu pili yuvasından çekin çıkartın. Ondan sonra bir tane şöyle tornavida yardımıyla o pili çıkardığınız yere şöyle netleştireyim tam elimi de anakarta değdirmek istemiyorum statik elektrik oluşmasın Heh, şurada iki tane pil yuvası var ya oraya şöyle bir değdireyim şöyle değdireceksiniz video neden netleşmiyor Şöyle değdireceksiniz tornavidayı. Ondan sonra bir 10 saniye boyunca işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ama değdiğinizden, değdirdiğinizden kesinlikle emin olun. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Tornavida da hani iletken midir değil midir diye ondan sonra şüpheniz varsa bir tane kablo yardımıyla veya bir metal işte iletken bir metal parçasıyla yardımıyla oraya değdirin bir 10 saniye. Ondan sonra tekrardan bunların hepsini yuvasına takın. Benim size tavsiyem, yani bunu ben kendim söylüyorum, benim fikrim. Benim size tavsiyem RAM'leri, hard diski, ondan sonra işte DVD okuyucuyu, pili falan ondan sonra. Şu iki pili en son takın. Hafıza pilini en son takın, pili en son takın. Ondan sonra bilgisayarı işte şarj adaptöre takın, çalıştırın çalıştığını göreceksiniz. Bilgisayarcılara boşuna para vermeyin. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevdiğinin kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.